Karıcığım ben geldim. Karıcığım hoş ben geldim. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk hayatım. Çocuk çıktı mı odasından? Yok. Hadi gel diyorum bir şey ye. Yok diyor. E dedim sana bir tepsi yapayım getireyim odan de. Hı. Ben yalnız kalacağım dedi. Rahat bırak yalnız bırak beni dedi. Bağırdı. Öyle kaldı yani. Bağırdı mı? Ha, bağırdı biraz. Bizi bir diye baksan ya. Dur ben şimdi göstereceğim ona. Tuvalete çıktı mı? Kabızlık da böyle öfke yapıyor bunda. Yok ya Mesut ne tuvalet bir şey yemiyor ki bir şey çıkarsın çocuk. Zaten el kadardı. Minicik bir şeydi. İyice zayıfladı. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Var benim planlarım. Sen dur. Ha. Bağırdı. Şımarıklığa bak. Benim karıma nasıl bağırıyorsun ya? Bilal'cim bak Mesut da geldi. Hadi gel. Oturalım sohbet edelim biraz ha. Oğlum yüzünü gören cennettik. Neredesin üç gündür? Ne yapıyorsun odanın içinde ya? Düşündüm Mesut. Çok düşündüm ve Tülay'ı unutmaya karar verdim abi. Bravo ya. Aha. Vallahi bravo ya. Evet. Yani boşandıktan 7 ay sonra böyle bir karar vermen harika bir şey yani. Evet ama geç olsun, güç olmasın değil mi Mesut? Bilal'cim çok sevindim bu kararına gerçekten. Sağ ol Yeter'cim. O zaman hadi gelin. Şöyle biraz yemeğimizi yiyelim, sohbetimizi edelim. Daha sonra toplarsın çantanı. Çantam mı? Niye? Siz de beni istemiyorsunuz. Tülay da beni istemiyor, en yakın arkadaşlarım da. Kimse beni sevmiyor. Neden Allah'ım? Lan ağlama. Ergen ergen hareketler yapıp sinirlendirme beni ya. Niye kimse beni sevmiyor? Oğlum seviyoruz seni. Sen bizim en yakın arkadaşımızsın. Ama 7 aydır geldin çöktün evimize be oğlum. Hadi artık bir kendine gel. Boşandın artık sen. Git. Kur hayatını. Hadi git ya. Tamam ne olursun Mesut. Çocuğun üstüne gitme lütfen. Ne çocuğu aşkım? 3 yaş büyük benden bu. Tülay ya. Tülay. Beni kimlerin eline bıraktı gitti Tülay. Ne olursun ağlama artık. Tülay. Ne olursun. Ne olur Bilal'cim bak her sabah evde sabah kuşağı programı yaşıyoruz. Artık gerçekten içim dağlanıyor. Bütün gün Tülay, 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 Tülay ya. Ya haftanın 3 günü bununla yatıyorum ben. Yeter. Yok Tülay bana böyle sarılmazdı öyle sarıl. Halde bakalım öyle sarılıyoruz. Yok Tülay benim saçımı böyle okşardı hadi öyle okşuyoruz. Ya bak bu iş başka bir yere gidiyor ben söyleyeyim sana. Ne var ya? Ne var? Sen Yeter'den bugün ayrılsan ben senin hep saçlarını okşarım biliyor musun? Ama sen gerçek bir dost değil misin? Bunu anlıyoruz. Lan oğlum yemek yemeyen çocukları çizgi film izletir gibi her Allah'ın akşamı tableti önüne koyuyoruz. Tülay'ın Instagram profiline bakıyoruz. Bu normal bir şey mi? Normal kardeşim. Lan nesi normal? Normal. Sen boşandın artık. Aklından soksun. Boşandın. 2 dakika şuraya koysan ne var? Ya ne olursunuz ya. Lütfen tartışmayın. Hadi ne olur şu ağız tadıyla yemeğimizi yiyelim. Bilal. Hadi gel otur sofraya. Ne olursun Bilal. Ben yemeyeceğim. Ama Bilal. Bak ben sana portakallı kereviz pişirdim. Ne? Kereviz mi? Dışarıdan söyleyelim. Kalk, kalk. Kalk diyorum sana. Geç, geç. Aşk acısının hamburgerle ne alakası var lan? Otur şuraya. Otur. Masada ne varsa onu yiyeceksin. İyice tepemize çıktın be. Ay, 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 ay. Şu yemeğin güzelliği. Bak nasıl mis gibi kokuyor. Görüyor musun Bilal? He? Ne bu? Portakallı kereviz gibi düşün. Bak ne güzel içinde sebzeler, her şeyler var. Rengin değil mi ya bu? Çok konuşuyorsun. Hadi Bilal'cim. Ye Bilal'cim. Yemeyeceğim ben. Bilal'cim. Tekste okumuyor musunuz be? Yemeğini ye, yemeğini. Yemeyeceğim. Bir dakika. Mesut'cum sen şu tabletini ver. Allah aşkına şu Tülay'ın hesabını açalım. 2 lokma bir şey yesin bu çocuk. Lütfen. Of, of, of. Bak hadi konuşma. Hadi Bilal'cim. Bak ben sana ne açıyorum. Ne o? Bak, bak. Tülay'ın Instagram'ı. Hadi. Aa, yeni fotoğraf yüklemiş. Ya. Neresi ya bu? Neresi bu? Bilal, bak sana ne diyeceğim. Bugün bizim Sadık abi aradı. Evindeki kiracı çıkıyormuş. Tanıdık, güvenilir biri var mı dedi. Oo, ya süper bir haber bu. Evet. Duyuyor musun Bilal, duyuyor musun? Ha? 3+1, geniş. Oo.
temiz. Kirası da uygun. Hem yani bildiğimiz muhit. Oo Bilal, vallahi büyük haber. Ne diyorsun buna? Ya ha? Bizim mis gibi evimiz var. Neden taşınıyoruz ki abi? Biz taşınmayacağız ki. Ya ben karımla baş başa kalmak istiyorum belki. Gidelim ben gidelim. Babam demişti zaten. Bilal demişti. Hayatta herkes yalnızdır demişti. Hiç yakınlarına bile güvenme dedi. İlk düştüğünde tekmeyi onlar vurur demişti babam. Tamam. Oğlum babam demişti. O kadar değil. Tamam, özür diliyorum. Ben senden babam, özür diliyorum. Babam demişti. Tamam babam. Oğlum ya. Oğlum tamam oğlum. Oğlum tamam. Babam, babam. Oğlum tamam, babam, tamam. Babam, oğlum. Babam, babam. Ulan tamam çık, çık. Ulan babam. İyice coştukça coştun ha. Tamam dur, bir dakika dur. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Sen de çok üstüne gidiyorsun. Biraz sakin ol. Çocuğun üstüne çok gidiyorsun. Bilal'cim, hatırlıyor musun? Az evvel odadan çıktın. Ben dedin Tülay'ı unutmanın bir yolunu buldum dedin. Artık kurtulacağım dedin. Şimdi niye böyle yapıyorsun peki? Evet dedim, tamam. Buldum. Tülay'ı unutacağım. Hiçbirinize de ihtiyacım kalmayacak ondan sonra. Duyuyor musun? Peki Bilal'cim, ne yapacaksın mesela? Ya ben anladım ki Tülay'la bu ayrılık anını aşamadığım için onu unutamıyorum. Yani istediklerimi söyleseydim, onu şöyle bir tersleyebilseydim, her şey yerine oturacaktı. O zaman unutabilecektim ya. İşte ben de sizden bir şey rica edeceğim. Ben bu kağıda Tülay'la ayrılık senaryomuzu yazdım. Eğer bunu canlandırabilirsek ben Tülay'ı unuturum. Ha. Ne yapacağız yani? Nasıl canlandıracağız yani? Şöyle, sen Tülay olacaksın, ben de Bilal olacağım. İşte bunu oynayacağız. Ben niye Tülay oluyorum? Yeter olsun. Olmaz ya! Olmaz yeter! Tülay uzundu bir kere. Evet, haklı, haklı. Tülay uzundu. Senin oynaman lazım Mesut'cum. Bak ne dedi? Atlatacağım dedi. Hadi, hadi. Hadi yapın, ne olur hadi. Hadi Mesut. Ver lan şu kağıdı. Ver bir bakayım. Olacak, olacak. Ben diyorum ki çok denedik, olmadı Bilal. Sen diyorsun ki beni sevmeyeni ben zaten sevmem falan filan. Güzel. Saçma lan bu. Böyle ayrılık acısı atlatmaz. Bu ne lan? Mesut, ya çocuk rica etti. Buna ihtiyacım var dedi. Yapsana şunu ya. Çok denedik, olmadı Bilal. He? Çok denedik, olmadı Bilal. Ya Tülay böyle mi konuşuyor yeter? Tülay gibi konuşsun. Kesinlikle çok haklısın Bilal. Mesut'cum biraz duyguya girebilir misin? Tülay gibi yapar mısın şunu lütfen? Çok denedik. Olmadı. Ben böyle bir kadınla evlenmiş olamam. Lütfen şunu düzeltir misin? Mesut'cum niye burnunu böyle yapıyorsun? Biraz böyle tatlı tatlı söylesene şunu. Ha? Bu daha iyi. Bu her türlü. Çok denedik. Olmadı Bilal. Ben senden ayrılmak istiyorum. Beni sevmeyeni ben hiç sevmem Tülay Hanım. Hadi yolun açık olsun. Puf, gidiyorum. Gitme, gitme Tülay. Tülay ne olur bırakma beni. Tülay elini ayağını öpeyim, gitme ne olur. Tülay, Tülay, nım nım nım. Tülay, 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 Tülay. Lan oğlum yürü git ya, yeter şu. Bir dakika, bir dakika bak. Bilal müthiş tepki veriyor bu sonunda. Bunun için daha duygusal bir ayrılık sahnesi olması lazım. Şimdi senaryodan biraz çıkabiliriz. Birbirinizi seviyorsunuz. Artık sevmediğine karar veriyorsun ve bunu söylemen de zor. Yani çok daha dramatik, çok daha duygusal, değil mi? Olabilir bu sahne. Sonuçta Tülay da duygusal bir kadın aslında. Bilal. Karagül'üm. Çatan Karan. Ben seni çok seviyorum ama seninle ayrılmak istiyorum biliyor musun? O kadar haklısın ki. Daha dramatik, daha duygusal. Hiç dramatik bir sahne. Böyle yapınca olmuyor ki. Niye öyle? Ya bu kadın böyle ağlıyor. Ağlamıyor ki ya bu kadın. Ya ben böyle biriyle evlenmiş olamam. Bu kadın sevmediğini söyleyecek, ayrılmak istediğini söyleyecek. Şu anda geldi. Gel. Ha. Çok kötü geldi ya. Ne oldu? Bilal. Limon mu yedin? Ne oldu? Bilal. Seni çok seviyorum. Aynı şeyleri düşünsem keşke. Çok kötüsün.
Seni seviyorum ama ben seninle... Ne ulan ne? Ne? Sorun ne? Sorun. Bana sorunu anlat ne olur. Seninle ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istiyorum. Neden? Sorun ne? Olmuyor, yürümüyor. Ne yürümüyor? Bana bir tane mantıklı bir sebep söyle. Beni de bir güreşçi gibi tut. Şimdi bak bana. Ne oldu? Açıklayamayacağım bazı gerçekler var. Sen de kabullen. Tamam. Bana şunu söyle. Seni bir ortopediste götüreyim. Bana bunu açık yüreklilikle söyleyebilirsin. Tülay ne olursun. Açık yürekli. Söyleyemiyorum. Nereye götüreyim? Estetisyene mi? Nereye? Ben seni seviyorum ama ayrılmak istiyorum artık. Ama böyle aptalca bir şey olabilir mi Tülay? Tülay. Başka biri var. Galiba başka biri var. Hadi biraz da sen duygusal ol. Başka biri mi var? Evet, doldur gözlerini. Ne kadar başka biri var? Doğru izledi. Kim o? Şu kadar. Beni yumuşak karnımdan vurdun. Ne kadar? Şu kadar kısasın çünkü. Bunu bana demeyecek. Ya bir dur be adam. Ya terledim ya. Senden güç alıyor, devam. Terledim. Arkadaş bir bırak oynayayım ya. Sarıl ve vedalaş artık. Ay bitti abi. Bir dakika dur. Gel lan gel, ne istiyorsun? Gel. Sen amcanı mı yeneceksin? Gel. Tülay, sen benden ayrılmak mısın? Az geri dön be. Adam. Sarıl dedi, sarıl dedi. Sarıl dedi. Tamam. Tamam. Ne oldu şimdi, ne oluyor? Püf, ben gidiyorum. Gitme Tülay, beni bırakma ne olur Tülay. Ne olur gitme, illa ayağını öpeyim. Tülay, Tülay. Yeter, al şunu ayakkabımı öpüyor. Lan tülü, tülü ne, tülü ne, tülü ne? Yordun beni Allahsız. Hadi bir daha kalktın, gel şurada. Ay. Ay. Ah. Ah, kapı çaldı galiba. Kim geldi? Yani... Tülay mı geldi? Tülay mı? Allah belasını versin. Tülay mı geldi? Tülay mı geldi? Ya seni döverim çocuk, otur şuraya. Başlatma Tülay'ından ya. Merhaba. Hoş geldin Mehtap, nasılsın? Kusura bakma, biraz nefes nefesim. Ya sen biraz konuşsan belki iyi gelir. He? Olur olur, ben konuşurum. Hiç merak etme. Çok teşekkürler. Ben halledeceğim. Çok sağ ol. Esucuğum, kim bu hanım? Ya bizim iş yerinden Mehtap. Hı. 2 yıl önce işinden ayrıldı. Evet. Hani belki bir şeyler söyler, ısınırlar. Hatta belki anlaşırlarsa temelli kurtuluruz. Çok iyi olur inşallah. Hı. Hoş geldiniz yeniden. Tekrar lütfen, hoş buyurun. Bulduk. Geçeyim ben. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz o zaman tanışın, konuşun. Biz içecek bir şeyler ayarlayalım. Olur, olur. Tamam mı? Güzel olur. Görüşürüz. Geçer. Evet, tamam. Merhaba Bilal. Merhaba. Mesut senden çok bahsetti. Ne konuda? Ha. Zor bir ayrılık dönemi geçiriyor musun? Yani evet biraz. Evet, ben de ayrıldım biliyor musun? 2 yıl oldu benim. Aa. Hmm. Gerçekten mi ya? Evet ama ben atlattım yani. Şu an çok iyi. Allah Allah. Nasıl atlattın? Biz 2 saattir güreşiyoruz. Ya nasıl atlatırsın? Kendine değer vererek, kendini severek atlatırsın. Sonuçta bak Bilal, bu hayat senin. Ve bu hayatın başrolünde kim var? Tülay. Hayır, sen varsın. Kendimize haksızlık ederek geçiremeyiz bir ömrü. Yani şöyle düşündüğünde bu hayatta gerçekten en önemli olan tek şey nedir? Tülay. Ah, hayır, sen ve seni sevdiklerin, sizin huzurunuz. Yani Bilal'cim hayat bu, her şey çok gelip geçici. Yıllar sonra şöyle dönüp baktığında göreceksin ve ondan sonra diyeceksin ki... ...mutlu olmak için sadece tek bir şeye ihtiyacım varmış. Tülay. Hayır lan, hayır. Mutluluk, mutluluk, huzur, özgüven, öyle şeyler söylemen gerekiyordu. Yani kardeş kusura bakma da böyle konuşuyorsun ama bence yeterince sevmemişsin. Ne demek yeterince sevmemişsin? Ben Serkan'ı köpek gibi sevdim. Yani sanmıyorum ama tabii şimdi ne diyeyim, saygı duyuyorum. Olmazsa mısın sen? Niye saygı duyuyorsun? Ben Serkan için 1 hafta yemek yemedim. Ya, ya. Ya. İşte ben 2 hafta yemek yemedim. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun? Ben 8 ay hastanede yattım ben. Antidepresanlarla ayakta kaldım. Bir görsen neler çektim.
Ay gözümü kapatıyorum, adamın gamzesi geliyor aklıma. Ay burnumdan kokusu gitmiyor. Gözümü açıyorum, adamın boyu, posu, gülüşü, duruşu, her şeyi gözümün önünde. İnsan mahkeme yapıyor biliyor musun? Diyorsun ki, ben niye yetmedim ona? Benim neyim eksikti? Hayır, diğerlerinde olup da bende olmayan neydi diyorsun ya? Hep bunları düşünüyorsun. Evet. Ne evet? 8 aylık terapinin içine ben ne yaptım? Ya? Zerka! Evet, geldi çay. Zerka! Zerka, ne yaptın lan kızım? Ben bir şey yapmadım, sohbet ediyorduk ya. Mesut, ben çok kötüyüm. Zerka geldi, aklıma bir anladım ki. Ben onsuz yapamayacağım bile bu. Mehtapcığım. Zerka! Aşamamış galiba ya. Ben vallahi döveceğim bunu bak. Vallahi billahi döveceğim bunu. Dur ya Bilal, kabullen artık şunu ya. Biraz zamana bırak. Evet, hatta başka bir yerde zamana bırak. Aşkım, gelir misin şöyle? Söyle. Söyle. Söyle, söyle, söyle. Ne? Bir dakika, ne? Söyle şunu, bir söyle. Bir dakika, ne oluyor? Söyle. Neyi söyleyecek o bana? Dayanamayacağım artık, hadi. Bilal, biz Mesut'la çocuk bekliyoruz. Ben hamileyim. Ne? Ya. Ya inanamıyorum. Çok sevindim. Harika bir haber. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bilal'cim biliyorsun, bizim evimiz 2+1. Dolayısıyla bir çocuk için de oda lazım. Hani biz senin kaldığın odayı çocuğa ayırırız diye düşünüyoruz. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ya. Bir dakika. Benim bunu sindirmem lazım. Bir saniye, ne olur. Sindir, sindir. Çabuk sindir. Manyak, ben sana söyleyeyim. Manyak. Sindireceğim dedi. Bir müsaade et, sindirsin. Tamam, kesinlikle. Hı-hı. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Tamam, evet. Karar verdim. Siz haklısınız, kabul ediyorum. Gerçekten mi? Evet. Bebişle odamı paylaşmayı kabul ediyorum. Odanı mı paylaşmak? Oğlum sen laf anlamıyor musun? Kardeşim anlamıyor musun sen? Çocuk bekliyoruz. Ya git evimizden, git. Yalnız bırak bizi ya. Bak Bilal, artık senin yuvadan uçma zamanın geldi. Kendi başına bir hayat kurmalısın. Yani sana demem o ki... Bir git ulan! Git artık! Tamam be, tamam. Git. Tamam. Peki. Gidiyorum. Gidiyorum işte. Vay be Bilal. Hayatta hep daha kötüleri başına gelir derlerdi de inanmaz. Olsun be. Kaderimiz buymuş. Ne yapacaksın ki? Başa gelen çekilir. Gidiyorum ben. Ya Bilal. Hı? Şey, böyle hemen gitmedi. Yani biz sana bir iş bulalım. Ne bileyim, bir kalacak yer bulalım. Hiç gerek yok ki. Nasıl olsa ben sokaklarda yatacağım. O yüzden işe de gerek yok. Sokakta kira istemezler ki. Yemeklerimi de çöp kutularından toplarım. Ama sizden tek bir ricam var, ne olursunuz. Sokakta beni görünce önüme para atmayın, tamam mı? Çünkü bu beni kırar. Helal edin. Zor günler için. Hayatta kalabilmek için aldım bunları, helal edin. Gidiyorum ben. Kıtlama yapacak belli ki. Sokaklar diyor Mesut, sokaklar diyor. Diyorum. Ya Mesut. Hı. Bebek olacak biliyorsun. Bebeğe bakacak biri lazım. Ha? Biri lazım. Ne diyorsun Mesut? Bundan bebeğe bakıcı değil, bildiğin kardeş olur. Olsun be. Of. Olsun. Hadi Mesut. Alo, Sadık abi ne haber? Ha, senin bu ev 3+1'di değil mi? Abi evet, bizim geniş bir eve ihtiyacımız vardı. Ha yarın, yarın gelip bir baksak abi. Ha. Tamam, eyvallah, görüşürüz. Oley be, oley! Artık kocaman bir aile olduk. Aklıma ne geldi? Kız olursa adı Tülay olsun mu? Hayır! Hayır! Hayır. Hayır. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her
kimseler.